Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hayrihi ve şerrihi minallahi teala, hayır ve şerrin Allah'tan olması, bu ne demektir? Bu konu üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Bizler kadere imanımızı ifade ederken ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz. Yani kadere iman ettim, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Hayır ve şerrin Allah'tan olması acaba ne demektir? Bunu ana hatlarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala her şeyin yaratıcısıdır. Dolayısıyla Allah'ın mülkünde bir başkasının tasarrufu, bir başkasının yaratması diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yaratılmış ne varsa bunların hepsi Allah'tandır. Ama şer dediğimiz şey, o insanların fiilleriyle alakalı bir özelliktir. Ne gibi? Mesela Allah-u Teala şeytanın da yaratıcısıdır. Doğrudan şeytan diye bir varlığın yaratılması şer demek değildir. Allah şeytanın yaratıcısıdır ama burada kötü olan şeytanın gittiği yoldan gitmektir. Şeytanın dediklerini yapmaktır. Başka bir örnek vereyim. Mesela Allah-u Teala koyunun yaratıcısı olduğu gibi domuzun da yaratıcısıdır. Birine hayır diğerine şer diyecek olursak işte koyun hayır, domuz şer gibi görülür. Ama aslında her ikisi de Allah'ın mahlukudur. Peki şer dediğimiz şey nedir? Şer dediğimiz şey domuzun etinden yemektir. Yoksa domuzun yaratılışı şer değildir. Bu konuda şu örnek de veriliyor. Mesela ateşin yaratılması aslında çok güzel bir olay. Ateş bizim dünyada en büyük yardımcılarımızdan birisi. Yemeğimizi onunla ısıtıyoruz. Sobamız onunla bizi ısıtıyor. Ve pek çok işimizde ateşten istifade ediyoruz. Ama eğer tedbirimizi almazsak ateş evimizi yakabilir, insanları yakabilir. Mahalleyi kül edebilir, kavurabilir. O zaman burada ateşin yaratılması hayır ve şer olarak görülmekten ziyade demek ki bizim fiilimizle alakalı kısmı hayır veya şer oluyor. Yani şer dediğimiz özellik insanın fiiline bakan bir durum, Allah'ın yaratmasına bakan bir durum değil. Yani her halükarda ateş diye bir unsurun yaratılması hayırdır. Ama bazı insanlar bundan zarar görecektir. Kendileri hakkında şer yapacaklardır. Yağmur rahmettir ama diyelim İstanbul'da zaman zaman oluyor. Bazı bölgelerde evler tam heyelan bölgesine, suların geçeceği bölgeye yapılmış. Böyle olunca evler su altında kalıyor. Bu yağmur rahmet değildir anlamına gelmez. Yağmur rahmettir ama bazı insanlar tedbirini almamakla rahmet olan yağmuru kendi hayatları için zahmete çevirmişlerdir. Dolayısıyla bütün bu örneklerde gördüğümüz şudur. Allah-u Teala her şeyin yaratıcısıdır ve bu her şeyde çok hikmetler vardır, çok güzellikler vardır ve her şeyin ya kendi zatında bir güzelliği vardır veya netice itibariyle güzelliği söz konusudur. Bu açıdan baktığımızda şeytanın yaratılışı bile bir takım külli hayırlara vesiledir ve netice itibariyle o da bir hayırdır. Neden? Mesela melekler yaratılmış, meleklere şeytan musallat olamıyor. Musallat olmadığından dolayı da meleklerin makamı sabit ve onlarda herhangi bir ilerleme veya gerileme söz konusu değil, sabit makam sahibi. Ama insanlar böyle değil, insanlar iyiliğe de kötülüğe de müsait bir şekilde her ikisine yapabilecek kabiliyette ve şeytan bu insana musallat olabiliyor, yoldan çıkarmak isteyebiliyor. İşte böyle bir durumda bir insan şeytanın dediğini yapmadığında manen yükseliyor ve şeytana muhalefetin neticesinde enbiyalar ortaya çıkıyor. Şeytana muhalefetin neticesinde Allah'ın veli kulları ortaya çıkıyor. Ve şeytana muhalefetin neticesinde diğer insanların Allah katındaki dereceleri yükseliyor. Dolayısıyla burada şeytanın yaratılışını da bir nevi hayır olarak mütalaa etmek mümkün. Yine konuşmamız esnasında verdiğimiz örneklerden devam edecek olursak, mesela domuz, bu da yine yaratılma noktasında bir takım güzelliklere sahiptir. Her şeyden önce domuz da ilahi bir sanattır.
ve onun o şekilde yaratılmasında bir takım hikmetler vardır. En azından şöyle bir ifadeyle ifade etmeye çalışayım. Deniliyor ki güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Allah-u Teala bir ölçü birimi olarak, vahidi kıyasi olarak arada böyle varlıklar da yaratmış ki koyun gibi, inek gibi mübarek hayvanların kıymetini daha iyi bilelim. Ve böylece domuzun pisliğinden de uzak kalmaya çalışalım. Demek ki bu şekilde baktığımızda problem ortadan kalkıyor. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ama insan bu bazı şeyleri kendisi hakkında şer yapabilir. Şer bizim kendi fiillerimizle, işlerimizle alakalı bir özelliktir. Allah'ın yaratmasında, Allah'ın sanatında ise hakiki manada bir şer yoktur. Hakiki manada bir çirkinlik söz konusu değildir. Ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ahsene külle şeyin halaga. Allah yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yarattı ve güzel kıldı. Burada külle şey diyor, her şey. Dolayısıyla her şey ya bizzat güzeldir veya netice itibariyle güzeldir. Diyelim mutedil bir havadan şikayetimiz yok. Ama kışın soğuğuyla da zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Soğukta da kendine göre güzellikler var. Yağmur rahmet olduğu gibi kar da rahmettir. Ve o soğuk perdesi altında veya kar perdesi altında çok tatlı neticeler var. Ekolojik dengeyle alakalı, dünyadaki hassas dengelerle alakalı çok güzel görevleri onlar ifa ediyorlar. Dolayısıyla bu ölçüler çerçevesinde baktığımızda hayrihi ve şerrihi minallahi teala bunu anlamak daha da kolaylaşır. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır. Ama insanlık aleminde bir kısım insanlar bunu anlayamamışlar. Bakıyorsunuz ki mecusilerde bu sır tam inkişaf etmediğinden hayır ilahı ve şer ilahı diye iki ilah, işte bir Yezdan bir de Ehriman namıyla iki ayrı ilahı kabul etmişler. Halbuki onların şer ilahı olarak gördükleri şeytan ve şeytanın herhangi bir yaratması söz konusu değil. Şeytan sadece ve sadece insanlara kötülükleri telkin eder. İnsanlar da o kötülükleri yapar veya yapmaz. Yoksa şeytanın bir yaptırım gücü söz konusu değildir. Şeytan kimseye zorla kötülük yaptırmaz. Hatta diğer aleme gidildiğinde ehli cehennem şeytanın etrafını alacaklarmış. Kur'an'da anlatılıyor. Ve ona diyeceklermiş ki senin yüzünden biz buraya geldik. Sen olmasaydın biz buraya girmezdik. Ve şeytan orada ustaca işlerinden çıkıyor. Dünyada desiseleriyle böyle sıyrılıp çıktığı gibi. Orada da şu ifadeleri kullanarak meseleyi hallediyor. Diyor ki beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizi zorla kötülüğe sevk etmiş değilim. Ben sadece davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Gelmeseydiniz diyor. Ben size zorla yaptırmadım ki. Ve şeytanın bu sözü bir hakikatin ifadesi. Yani bu söz şeytandan da gelse illa batıl olması gerekmez. Gerçekten de şeytanın insanlar üzerinde bir yaptırım gücü yok. O sadece şerre, kötülüğe davet ediyor. İnsanlar da ona icabet ediyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın şerrinden, kötülüklerinden, desteklerinden muhafaza eylesin. Ve istikametli bir yolda gitmeyi nasip etsin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.